Regaib gecesi ve namazı. Ramazan-ı Şerif'in karşılayıcısı durumunda olan mübarek aylardan Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur. Bu gecede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bazı manevi ihsanlar vaki olmasıdır ki bunun şükür ifadesi olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 rekat namaz kılmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse Recep'in ilk perşembe gününü oruç tutup, o günün gecesinde, akşamla yatsı arasında, iki rekatta bir selam vererek, on iki rekat namaz kılsa, şöyle ki, her rekatta bir Fatiha, üç Kadir Suresi, on iki İhlas Suresi okumak suretiyle, namazdan sonra, Allahumma salli ala Muhammedin Nebiyil Ummi ve ala alihi ve sellem diyerek benim üzerime yetmiş defa salavat-ı şerife getirdikten sonra secdeye varsa secdede yetmiş defa Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul mala ve ruh dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde yetmiş defa, Rabbi ve arham ve tecavaz amma ta'lamu innaka entel Dedikten sonra ikinci defa secde edip, secdedeyken birinci defa secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder. Bitiminde ise sadece Allah Celle Celaluhundan isteyeceklerini ister dua ve niyazını yaparsa Hak Teala da onun ihtiyaçlarını dilek ve temennilerini kabul eder buyurmuşlardır. Bu namazı kılanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözlerini beyan buyurmuşlardır. Nefsim kudret elinde olan Allahu Teala'ya kasem ederim ki herhangi bir erkek ve kadın tarif edilen bu namazı kılarsa Yüce Allah bütün günahlarını bağışlar. Günahları denizin köpüğü ve kum taneleri de dağların ağırlığı ve ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile. Bundan başka kıyamet günü ailesinden 700 kişi hakkında şefaat hakkı verilir. Müjdeler olsun ki sen her türlü sıkıntılardan kurtuldun, rahatı buldun denilir. Seyyid Abdülkadir Geylani kudsesi ruhu. 3 aylar ve faziletleri. Sayfa 37. 22 Mart Mevlana Takvimi